Değerli dostlar, Usta Analiz, yeni programımız, yeni yayın saatimiz. Akit TV ekranlarından bu pazar akşamında bize vakit ayırdığınız için hepimizden hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Allah razı olsun. Emin olun, pişman olmayacaksınız. Çünkü gerçekten çok değerli bir konuğumuz var. İlk konuğumuz, hani ilk programın ilk konuğu, onun şanına yakışır olsun istedik. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim baba dostu, dede dostu, yıllarca kendisiyle çalışma, siyaseti öğrenme, her türlü yakında olma şerefine açık ve net söyleyeyim, şerefine nail olduğum çok değerli bir isim. Hatta ben önce çok düşündüm ne diyeyim, ne edeyim ama kendisinin son kitabı, hayatıyla ilgili bir kitap hediye etti bize Sayın Başkanımız. Çok güzel bir başlık, çok güzel bir kesim. Ben öyle söyleyeyim. Görürsünüz. Ağabey Köksal Top'tan. Ben de şöyle diyeyim. Ben çünkü siyasetin duayeni diye başlayacaktım. Siyasetin ağabeyi, ailenin ağabeyi, sevdiklerinin ağabeyi Köksal Top'tan Bey. Eski meclis başkanımız, eski bakanlarımızdan değerli büyüğümüz sevgili Köksal Top'tan Bey konuğumuz. Biz şimdi kısa bir ara vereceğiz girişten sonra. Köksal Top'tan Bey'i hayatını anlatan şöyle bir ufak bir veteremiz var. Ondan sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. 1943 yılında Rize'de doğdu. İlk ve ortaokulu Zonguldak'ta bitirdi. 1966'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Zonguldak'ta serbest avukatlık yaptı. Bu dönemde çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve Adalet Partisi'nin etkin görevlerde bulunan Top'tan belediye meclis üyeliği de yaptı. Askerliğini Sarıkamış'ta hakim olarak tamamladı. 1977'de Zonguldak'tan milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Kamu İktisadi Teşebbüsü Komisyonu'nun üyeliklerini yaptı. Büyük Kongre sonucu partinin Merkez Haysiyet Divan Başkanlığı görevine seçildi. 12 Kasım 1979 yılında kurulan 43. hükümette devlet başkanlığına atandı. 12 Eylül 1980'e kadar bu görevini sürdürdü. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle görevden alınan Top'tan Ankara'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 1986 yılında yapılan ara seçimlerde kapatılan Adalet Partisi yerine kurulan Doğru Yol Partisi'nden Zonguldak milletvekili seçildi. 1987 yılında Doğru Yol Partisi Büyük Kongresi'nin divan başkanlığını yaptı. Aynı yıl yapılan milletvekili genel seçimlerinde tekrar Zonguldak milletvekili seçildi. Doğru Yol Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili görevine seçildi. 1991 yılı milletvekili genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi Bartın milletvekili seçildi. 49. hükümette Milli Eğitim Bakanlığı yapıldı. 1995 yılında yeniden Bartın milletvekili seçildi. 51. hükümette Kültür Başkanlığına getirildi. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Zonguldak milletvekili seçildi. İki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığında bulundu. AK Parti 2. Büyük Kongre Başkanlığı yaptı. 2007 seçimlerinde yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Zonguldak milletvekili seçildi. 2007'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan ilk turda 450 oy alarak rekor bir oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 2011 yılı seçimlerinde yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Milletvekili seçilen Köksal Top'tan, yasama organı çalışmaları yanında çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik ve kuruculuk üyeliği yapmaktadır. Top'tan evli ve 3 çocuk babası Batuhan ve Duruk Köksal'ın dedesidir. Başkanım, kısa bir hayatınızı gördük. Hakikaten dediğim gibi programın başında sizle çalışmak, sizi tanımak bir onur. Gerçekten siyasette hele hele bu onuru ben, siz meclis başkanı seçildiğinizde Türkiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu alan ya birinci ya ikinci seçimdi. Birinci. Bu büyük bir onur. Büyük bir, yani CHP'lisinden AK Partilisine kadar herkesin sevgisine mazhar olmak herkese nasip olmaz. Buraya gelene kadar Köksal Top'tan'ı sizin ağzınızdan da kısa bir tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Yayının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah uzun zaman içerisinde buradan memleketimiz, milletimiz, devletimiz için, insanımız için hayırlı programlar yapmak, hayırlı etkiler yapmak ve yaptığımız, hepimizin yaptığı iş İnsanlığa huzur, insanlığa iyilik, sevginin, saygının, hoşgörünün, ahlakın egemen olduğu toplum yaratmak, toplumlar yaratmak, bir dünya barışını elde etmek. Hele bölgemizde, hele Müslümanların kendi aralarında çıkan ihtilaflarda binlerce insanın öldüğü bu süreçte
bir katkı sağlamak. Bunu diliyorum. Bu programın bu anlamda deryada bir katre katkısı olursa, bu programı yapanlar da, bu programı sunanlar da, bu programa katılanlar da öyle inanıyorum ki müşteri olurlar. Allah razı olsun. Başarılar diliyorum. Ben Rize'nin bir köyünde, Camidağ köyünde doğmuş. Daha sonra ilkokul 1. 2. sınıfını köyde okuduktan sonra babamın işi sebebiyle Zonguldak'a göç etmiş bir ailenin çocuğuyum. Doğduğum yıllardan, çocukluğumun geçtiği yıllarla bugüne gelen süreçte çok şeyler başımızdan geçti. Çok şeyler, bu kitapta da anlattık ama şimdi kitaba baktıkça ne kadar çok eksikliklerin kaldığını da, unuttuğumuz şeylerin olduğunu da görüyoruz. İkinci baskı, ikinci cilt deriz başkanım. Bu kitabın önemli tarafı, önemli yönü bir üniversite yayını bu. Evet, Bülent Ecevit Üniversitesi yayınları Zonguldak. Yani bizim bir kitabımız değil, üniversitenin bir kitabı. Bu anlamda belki de Türkiye'de yaşayan siyasetçilerin bir üniversite tarafından hayatının kitaplaştırıldığı birinci kitap belki de. Ama başkanım, Zonguldak, Bartın'da sizin az hizmetinizi görmedi. Vardır. Oraya verdiğiniz çok önemli hizmetler de var. Elimizden geldiği kadarıyla Allah nasip etti, Allah imkan verdi, yaptık. Çünkü eğitim bir toplumun ileri gitmesi, kalkınması, yücelmesi için çok önemli bir araç. Yani şimdi hele çağımızda, bizim şartlarımızda biz kendi kendimizle rekabet ederdik. Kabiliyetlerimizi ortaya koyardık. Şimdi bambaşka. Yani çocuklar yüksek teknoloji kullanıyorlar. Evet. Torunlarımız bilgisayar uzmanı haline geldiler. Herkesin elinde bir tablet. Yani bunun tabii çok kötü yönleri var ama faydalı kullanıldığı takdirde faydalı tarafları da var. Öyle de olunca bunu kullanan çocukların gelecekte dünya rekabeti daha acımasız olacaktır. Doğru. O bakımdan mutlaka yüksek teknolojiyi bizim çocuklara, insanlık hayrına, memleketimiz, milletimiz hayrına kullanmalarını da sağlamamız lazım. Ortamı yaratmamız lazım. Biz bu imkanlardan yoksun. İşte bizim evimiz, okul, ilkokul o zaman. Bir tek ilkokul vardı bizim 5-6 tane köyün bulunduğu. Salarha Beldesi. Salarha Beldesi orası değil. Bizim orası Aron, Mağlos. Ha, üst taraf bölgesi. Eski adıyla tamam. Şimdi orada bir tane okul vardı. Biz o okula gider gelirdik. Çamur bir patika yol. Kışın yakacak yok, bir şey yok. Herkes sırayla odun götürürdü. Benim elimde kitaplarım işte, bir tane defter, bir iki tane kitap. Öbür elimde de odun omuzumda. Ben Milli Eğitim Bakanı olduğum zaman bir gün bir bütçe çalışması yapıyoruz. Arkadaşlar dedim ki, biz okullara yakacak yardımı gönderiyor muyuz dedim. Gönderiyoruz dediler. Köye ne kadar gidiyor, şehre ne kadar gidiyor dedim yakacak yardımı. Dedi ki köye gitmiyor. Ya niye gitmiyor köye? Halen daha odun mu taşınıyor acaba? Odun taşınıyor demek. Dedim ki böyle şey olur mu? Yani engel mi var köye de yakacak yardımı göndermesi? Yok. Dedim ki bundan sonra köye de yakacak yardımı gidiyor. Çünkü ben onu taşımışım, omuzum. Aklıma geldikçe hala bilirim. <ağrı. gülüyor> Ondan sonra başladık, hala onu arkadaşlar devam ama ettiriyorlar. Başkanım özür dilerim. O ağırlığı hissetmeniz de bu başarıda büyük etken oldu. Yaşayarak. Evet. Biliyoruz. Yani insanın zorlukları yaşayarak, hissederek eğitimin. Hani adamın ayağı kırılmış da demişler ki aman koşun doktor getirin. Demiş ki durun. Bana ağaçtan düşen birini bulun getirin. Benim derdim var. Yaşayan bilirim. Şimdi öyle bir sene gittik geldik. Oraya şeye taşıdık. Odun taşıdık. Orada bizim tek sınıflı bir okul. Böyle 5 sınıf var ama 5 oda yok. 5 derslik yok. Böyle bir sıra var, bir iki tane. Orası 1. sınıf. İşte şöyle bir iki sıra, 2. sınıf, 3. sınıf, 5. sınıf. Öğretmenimiz Allah rahmet eylesin Mustafa Hoca gelirdi bir sıranın başına, 1. sınıfı dersini anlatırdı. Öbürünü 2'yi anlatırdı falan. Oradan bizim hala arkadaşlıklarımız oldu. Mesela
Başakşehir'in antrenörü, bizim Avcı'nın Abdullah Avcı. Babası benim sınıf arkadaşım. Onu da Abdullah Avcı bir yerde tesadüfen söyledi bana. Yani babamın sınıf arkadaşınızsınız Mağlup'dan diye. Ne güzel bir şey. Sonra ikinci sınıfa geçtiğimiz zaman bizim eve daha yakın bir yerde bir yeni okul yapıldı. Biz oraya geldik. Orası da iki derslikti. Oranın bende kalan hatırası şu. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtiğimizde okul yılı başında Zonguldak'tan babam rahmetli bana bir çanta gönderdi. Okul çantası. Baba Zonguldak'ta çalışıyor. Baba Zonguldak'ta çalışıyor. O okul çantasında iki tane defter vardı. Bir tanesi çizgili defter, bir tanesi sarı bir defter. Bir tane kalem çıktı içinde. Kalemin bir tarafı mavi, bir tarafı kırmızı. Öyle bir şey görmemişiz şimdiye kadar. Yani bir tarafı şey yapıyorsun, kırmızı yazıyor, öbür tarafı mavi yazıyor. Allah Allah. Fakat bir şey daha çıktı çantadan. O çok önemli. Bir cam bilye. Aa. Allah Allah. Cam bilye. Bakıyorsun içinde camın renkler var. Bu tarafa döndür mavi, bu tarafa döndür kırmızı falan. Bütün okul bu cam bilye. Biz onu bahçede çanta, kitap, defter kenarda artık sadece cam bilye. Cam bilye. Cam bilye bir atıyoruz, o kapıyı atıyor falan. 10-15 gün böyle idare ettik ondan. Fakat bir gün kasten mi yoksa kazan bilmiyorum. Bizim cam bilye bizim okulun altından geçen bir dere vardı. Derenin içine düştü. Gitti. Gitti. Günlerce onu vardı aradık ama bulamadık. O cam bilye benim o yıllar hatırası içerisinde çok önemli bir noktaya ama orada başkanım o cam bilye demek ki bir dostluğu, bir kardeşliği, hani diyorsunuz ya bir arkadaş alıyor, atıyor, ediyor. O da bir pekiştirecek yani, olmamanın verdiği bir çok, etki. Çok önemli bir nokta. Yani o zaman bizim oynadığımız oyunlar işte bireysel değil. Evet. Yani şimdi herkes çocukla tablete bakıyor. Sosyalleşti, sosyalleşmiyor çocuklarımız. Sosyalleşemiyor şimdi bizim çocuklarımız. Onun için orada mesela bu düğmeler var ya, bu düğmelerin oyunu olurdu. Hmm. Met değnek dediğimiz evet. bir oyun olurdu. Hatırlıyorum. Uçurtma. Evet. Kim yapabiliyorsa, becerebiliyorsa o olurdu. Uçurtmanın da öyle, bende de bir hatırası vardı. Uçurtmayı yaptım uçururken, kafam böyle uçurtmayı takip ederken yeni biçilmiş mısır evet, saplandım. Bir tanesine baktım. Hala ayağımda onun izi vardır. Şimdi o yıllar fukaralık yılları. Evet hocam. Kimsede ayakkabı yok. Evet başkanım. Bir şey yok. Bizim köyden çarşıya dağbaşı dediğimiz dağ aşarak ancak gidilebilir. Yol yok. Arkadan iniyordunuz. Oradan inerdik. Herkes evden çıkınca çarıklarını eline alırdı. Çamurlanmasın diye. Biliyorum. Çarşıya indiğimiz zaman, o dağı aşıp çarşıya indiğimiz zaman orada bir dere vardı. Herkes orada derede ayaklarını yıkatır. Yıkardı. Çarıklarını giyerdi. Öyle çarşıya girerdik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim köylerini biliyorsun sen, o sırt sırtadır. Sırt sırta. Evet. Bu taraf Aron tarafı, bu taraf Potomya tarafı. Potomya tarafı. Biz hatta Likap'a evet. Kalmadı doğru düz, eski tadı da yok. Oralar hep değişti. O ta sırta kadar çıkardık yani. Oradan biz Güney Su Deresi'ni falan görürdük sırttan. Öyle yıllar. Sonra ben 3. sınıfa geçtiğim zaman babam beni Zonguldak'a naklettik artık. Zonguldak'ta babam Karadon'da oturuyordu. Merkeze bağlı bir işletme. O civarda da tek okul Kilimli'deydi. Hmm. Kilimli'ye yaya gidip gelirdik. Aşağı yukarı 3 kilometre, 4 kilometre. Yaya gitmekten kurtulamadınız daha başkanım. Araba yok yani. Başka çareniz yok. Oraya gidip gelirdik. Orada ilginç bir şey. İlkokul 3. sınıfa başladım. Tabii ben Rize'den geldim. Rize şivesi. Rize şivesiyle Zonguldak farklı. Zonguldak İstanbul Türkçesini kullanıyor. Şimdi bana kimse bir şey demiyor ama çocuklar bakayım kiki gülüyorlar falan. Yani bazı kelimeleri anlamıyorlar. Hele bir de kızdığınız Muazzez, zaman. Muazzez Güner diye benim bir arkadaşım vardı. Rizeli.
Şimdi İstanbul'dalar, bizi dinliyorlar, seyrediyorlar. Ben eğer telefonunu alır, bizzat arayacağım kendisini, tamam. İleteceğim başkanım. Muazzez bana İstanbul Türkçesini, Zonguldak Türkçesini öğretiyordu. Öyle değil, böyle diyeceksinler. Şimdi öyle üçüncü sınıfı bitirdim. Öğretmenlerimin çok yardımı, çok katkısı oldu. Dördüncü sınıfa geçtik. Dördüncü sınıfta bugünkü eşimle aynı sınıfta olduk. Saime Hanım'la. Saime ile. Sonra üniversite eğitimi dahil hep aynı okullarda, çoğunda da aynı sınıflarda. Ve sonunda da Saime Hanım diplomayla beraber sizi de aldı çıktı. Evet. Şimdi böyle bir hayat. İşte bu süreçte işte ilkokulu, yani doğru dürüst Türkçeyi bilmeyen Köksal Top'tan Kilimli İlkokulu'nun 3. sınıfına başlayan 5. sınıftan dereceyle mezun oldum. Yani ödül aldım ben. Başarılı bir öğrenci olduğum için. Sonra ortaokula Zonguldak'a gidip gelmeye başladık. Bu sefer Zonguldak aşağı yukarı 15 kilometre. Yani yaya gitme imkanı yok. Kamyondan bozma bir araba. Bozma değil yani, kamyon üstüne bir tente çekmişler yağmurda ıslanmayalım diye. Bir de arkasına bir zincir takmışlar kamyonu ki düşmeyelim diye. Bizim Kapuz mevkiine bir gün gelirken demek ki biz arabanın arkasında çok yığıldık ki arabanın önü birdenbire kaldı. Ama sonra o zincir vardı, herkes orada o zincire dayandı da zincir, düşen olmadı mı? Düşen olmadı ama o zincirler tabii baskıyla birçok arkadaşımızın yaralandı. Sebep oldu. Öyle ortaokula gittik geldik. Ortaokulda çok başarılı bir öğrenci olduğum söylenemezdi. Yani özellikle matematik benim kabus dersimdi. Benim de başkanım, benim de. Şimdi benim küçük torunumun da matematikle arası iyi değil. Daha annesi, babaannesi işte ders al, oku, çalış falan diyorlar. Ya dokunmayın çocuğa, benim de. Aynen. Hani attan düşenin hikayesi başkanım. Öyle. Çok şükür şeyi bitirdi. Fakat tabii 27 Mayıs ihtilali oldu. 27 Mayıs ihtilali sadece siyaseti darmadağın etmedi. Toplumu darmadağın etti. Evet başkanım. Bize çok büyük etkisi oldu. Rahmetli babam çok sıkıntılar çekti. Babam Zonguldak'ta, şimdi o teşkilatlar kurulmuyor yani. Mahalle, bir mahalle teşkilatının yöneticisiydi, o kadar. Demokrat yani, Demokrat Parti'nin. Tamam, iyi bir insandı yani. Arkadaşlarına hiçbir gün siz Halk Partilisiniz falan diye kötülüğü olmamıştır, ayırmamıştır. Hatta çok yakın arkadaşları, komşularımız bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup olan insanlardı. Hiçbirileri problemi yoktu ama şeyden sonra, ihtilalden sonra çok kötü şeyler yaşadık. O kesim birdenbire bu tarafa bir cephe aldı. Cephe aldı. Benim rahmetli dedem onlarda yaşadığı yani, için. O aralar mesela 1960'lı yılların sonları, belki 61'in başları, işte Menderes'in, rahmetlinin ve milletvekillerinin affedileceğine dair bir şaya var. O zamanki askeri yönetim buna çok kızıyordu, niye böyle çıkarıyorlar diye. Rahmetli babamın çalıştığı ofisin tuvaletinin kapısının arkasına da af diye bir şey yazmışlar. Olay oldu. Vay, bunu kim yazdı ya? Tuvalet kapısını affedersiniz. Arkasına yazmış bir yazı. Kapı söküldü. İçlerinde babamın da olduğu 10-15 kişi karakola götürüldü. Orada imzala şey, yazı. Karakter analizi gibi. Yapıldı. O kapı belki de gönderildi Ankara'ya falan, bilmiyorum. Ve dayanamadı babam. İşten ayrılmak zorunda, Rize'ye dönmek zorunda kaldı. Ben de liseye gidiyorum, başlamışım. 59'da başladım. Ben gidemedim. Küçük halamın yanında Zonguldak'ta kaldım. Yani iki gözlü bir evinde beni de barındırdı rahmetli halam. Orada öyle liseyi bitirdik. Lisede, Mehmet Çeliker Lisesi'nde, Türkiye'nin ilk bağış okuludur Mehmet Çeliker Lisesi Zonguldak.
oranın çok hareketli, çok faal bir öğrencisiydim. Kültür Edebiyat Kolu Başkanı'ydım. Çok etkinliğimiz olurdu. Hemen hemen her hafta mutlaka bir büyük yazarımızın, bir büyük aliminin, işte ne bileyim ben 18 Mart'ın Mehmet Akif. Yani önemli günlerin etkinlikler tam yaşanırdı. Yaşanırdı, etkinliklerimiz düzenlenirdi. O nedenle de orada sevilen bir öğrenciydim. Kültür Edebiyat Kolu Başkanı olarak. Bir gün bir tarih öğretmeni, sanat tarihi öğretmenimiz, disiplin kurulu başkanı bir şey dedi bize. Biz de yapmadık onu. Ben size gösteririm falan dedi. Biz de kızdık. Bir panomuz vardı. Sadece bizim panomuz vardı. Çelikel Lisesi'nin girişinde. Öğrenci bir, panosu. Büyük bir şey, beyaz kağıt yapıştırdık. Ortasına da istifa ettik diye. Yazı yazdık. Son sınıf, son dersteydik. İşte ben her an bekliyorum beni çağıracaklar diye. Birisi girdi. Köksal Top'tan idareye dedi. Tamam gittik baktık. Bizim Kültür Edebiyat Kolu'ndaki görevli arkadaşlar orada. O sanat tarihi öğretmenimiz orada. İşte ben de tamamlandık. Kadro tamam. Kadro tamam. Şimdi ifadeler falan alıyor bu hocamız. Dedim ki hocam yani kim yazdı bunu? Dedim ki ben söyledim. Bu arkadaşım yazdı. Suat. Öyle mi? Öyle. Ötekileri gönderdi. Bir süre sonra dedi ki bunun da günahı yok dedim ben Suat Şatıç. Onu da gönderdi. Kaldım ben. Benim başladı ifademi almaya. Derken pap kapı açıldı. İçeriye okul müdürümüz girdi. Süleyman Büyük, Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Rizeli. Dedi ki burada ne oluyor dedi. Dedi ki efendim bu Köksal ve bir grup arkadaşı okulda isyan hareketine başladılar. Ne isyanı yapacak dedi bu. İşte ifadesini alıyorum. Buyurun dedi. Ver bakayım dedi. Aldı. Ha, dedi. At çırt çırt yırttı attı. Bana bak dedi. Bir daha sakın böyle bir şey yapma dedi. Hocaya söyledi öğretmenim. Bana söyledi. Ha pardon özür dilerim. Sakın böyle bir şey yapma dedi. Beni gönderdi. O hoca şaşırdı. Bir şey de diyemedi ama ben de kurtuldum. Şimdi o öğretmenimle böyle bir şeyimiz oldu. Yani hayatınız gerçekten katkıyla ve mücadeleyle geçmiş. Mücadelesiz hayat olmaz zaten. Olmaz, doğru. Yani o zaman ot gibi affedersiniz. Doğru diyorsun. Başkanım. Şimdi bir de tarih öğretmenimiz vardı. Şimdi 1961'de 27 Mayıs bayram ya. Onun kutlamaları için biz okuldan çıktık. Sırayla şeye gidiyoruz. Tören alanına. Hükümetin meydanına gideceğiz. Herkese bir şey veriyorlar. Pankart taşıyor. Tutacaksınız. Emri vaki. Bana da geldi. O tarih öğretmeni. Köksal bunu sen taşı dedi. Şöyle bir baktım. Çok kötü yani. Demokrat Parti'ye hakaret içeren. Hakaret var bir şey. Dedim ki hocam ben bunu taşımam. Nasıl taşımam? Taşımam. Yani çok sessiz de söylüyorum ki. Hani etrafta duymasın. O bana vermedi şeyi o pankartı ama bana çok kızdığını hissettim. Bir sene sonra o zaman liselerde mezuniyet sınavı var. Hmm. Yani derslerinizin çok iyi olması mezun olmanızı sağlamıyor. Dersleriniz çok iyi olacak ama liseyi bitirme sınavına da gireceksiniz. Şimdi de TEOK gibiler var. İçeri girin. TEOK yanlış. Kaldırılma, kaldırılması şu, doğru tabii. Doğru. Ben onun için yani sınav hep devam etti anlamında söyledim. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu. Bu sınavlardan benim en iyi derslerim edebiyat, kompozisyon ve tarih. Matematik hariç. Evet. O derslerim çok iyi. Şimdi geldik işte tarih ve sanat tarihi sınavı var. Kim dedim komisyonda var, sınav komisyonunda. İşte söylediler şu. Eyvah. Benim o iki öğretmenim. İkisi de orada. Ben de onu soracaktım. Hocalar orada mı diyecektim başkan? İkisi. Başka da yok. Ya ben girmesem mi sınava, girsem mi, ne yapsam mı? Girelim dedik ya. Ya nasip. Şimdi ikişer ikişer alıyorlar öğrencileri. Birine diyorlar ki sorun şu, sen bunu düşün. Öbürüne diyorlar ki anlat. Bu anlatıyor, çıkıyor. Buna diyorlar ki sen anlat, yerine başka biri geliyor. Ona soruları veriyorlar, sen düşün diyorlar.
Başkanım, biz de biraz düşünelim. Kısa bir reklam arası var. Peki. Peki. Değerli dostlar, sohbet olarak bakmayın. Köksal Bey'in dikkatle dinlerseniz orada çok önemli notlar var. Bir öğrencilere, çocuklarımıza verilecek dersler, hepsinden önemlisi de Türk demokrasi tarihinin bir lise öğrencisi gözünden nereden nereye geldiğini programın sonunda hissedeceksiniz. Kısa bir reklam arası. Değerli dostlar, Akit TV ekranlarında Usta Analiz'de çok değerli bir isim. Siyasetin ağabeyi Köksal Toptan Bey'le Türk tarihini bir çocuğun, bir liseli talebenin, ilkokul talebesinin gözünden bugüne kadar siyasi tarihini yavaş yavaş konuşmaya başladık. Ama önce Köksal Bey'i tanıyarak onun Türk siyasi tarihine verdiği katkıları veya siyasetin gelişiminin ona verdiği katkıları konuşuyorduk. Tam sanat tarihi ve tarih dersinde sınavda kaldık. Size de soruyu sordular. Düşünün dediler. Evet. Şimdi öbür arkadaşım anlattı, çıktı. Şimdi birinin gelmesi lazım onun yerine. Kimse gelmesin dediler. Eyvah dedi. Kaldınız mı? Kaldık. Üçümüz baş başa. Bana kendi açılarından, kendi felsefelerinden nasihatlerde bulundular. İşte sen bilmiyorsun, sen şöyle iyisin. 27 Mayıs mantığıyla. Mantığıyla tabii. Ama işte bunlar memleketi uçuruma götürdüler. Bunlar şöyle yaptılar, bunlar böyle yaptılar. Ben böyle köz köz ne yapayım? Dinliyorum. Bu 10 dakika falan sürdü bu nasihat aslında. Hadi git dediler bana. Şimdi diyemiyorum ki, yani cevap vermedim soruya falan. Çıktım gittim. Ama acaba ne olacak? Nasıl? Öğleden sonra akşam üzeri sonuçlar ilan ediyor. Hem sanat tarihinden hem tarihten 10 alarak mezun oldum. Şunu söylemek istiyorum. Yani o kadar fanatik olan onlar bana kendi düşüncelerini esiri olarak hareket etmediler. Bana değerlendirmediler öyle. Yani eğitimin verdiği öğretmenin öğretici gözüyle baktılar. Evet, aynen öyle. Şimdi öyle mezun olduk. Tabii hayalim avukat olmak. Nereden oradan hayalim? Liseden itibaren çok avukat olma arzum oldu. Saymanın var olabilir mi? Hayır. Saymanın da hiç doktor olmak istiyordu. Ha, tam tersi. Tam tersi. Belki ben de yasada duruşmalarımız, oradaki ve o yaşananların etkisi. Belki onun da etkisi var. Ama mutlaka hukuk okumak arzum var. Yani böyle bir heyecan derecesi. O zaman üniversiteler sınavları kendileri yapıyordu. Mesela İstanbul Üniversitesi kendi yapıyordu sınavını. Oradan hangi şeye girmek istiyorsanız, bölüm fakülteye onu yazıyorsunuz, giriyorsunuz. Ben İstanbul Hukuk kazandım. İstanbul'da Edebiyat Fakültesi kazandım. Ankara'da hukuk kazandım. Hiç tereddütsüz İstanbul Hukuku tercih ettim. Çünkü İstanbul Hukuk, yani bana sorarsanız hala öyledir. Alanın en iyisi. Çok yani yetenekli, çok üstün bir hukuk fakültesi bence. Gene aynen hocam. Evet. Şey başkanım, çünkü oranın biraz bakıyorum mezunlar özel tutuluyor. Yani hoca kaybına uğradı. Biraz sıkıntıları var ama yani toparlıyor arkadaşlar. Takip ediyorum ben onu. Böyle başladık orada okumaya. Fakat İstanbul'da nerede kalacağız? Şimdi yurt, Zonguldaklar yurdu var. Bana dediler ki bunu sokaktan bile geçme. Solcu mu? Tabii. Aman. Solcuların elinde. Ya ben de zaten oraya beni alsalar da orada duramam diye düşünüyorum ben. Allah rahmet eylesin, bir akrabamız vardı. Kasımpaşa'da fırını vardı. Babama dedi ki, ya Talat geldi, benim fırının üstünde bir oda var yani. Köksal kalabilirse orada kalsın, şimdi önümüzde kış dedi. Orada soğuk da olmaz dedi falan. Altta fırın olduğu gittim için. Gittim baktım, hakikaten gittim ama tabii 3-4 ay geçince ama olacak gibi değil yani. Aşağıda fırında bağırıyorlar, çağırıyorlar. Dersin çalışacaksın, uyuyacaksın. Sonra şu anda yine İstanbul'da avukat olan Şevki Caner, benim babalarımız amcaoğlu. Onunla beraber gittik.
eski adı Taşlı Tarla, şimdiki Gazi Osman Paşa'da bir göçmen evini kiraladık. Orada kalmaya başladık ve orada 4 sene kaldık. Fakülte bitene kadar orada 4 sene kaldık. Çok da mutlu olduk. Orayla ilgili tabii siyasi hayatıma yön veren bir takım olaylar var. Evet. İlçe başkanımız Ali Külünk, Allah rahmet eylesin. Metin Külünk'ün? Metin Külünk'ün amcası. Amcası. Burhan Külünk vardı. Deniz evet, İşleri Genel Müdürü. Onun babası. Burhan Bey. Evet, onun babası. Şimdi 1963 yılında bana dedi ki, Göksal gel seni dedi gençlik kolu başkanı yapalım. Tam ben de sevindim. Gençlik kolu başkanı oldum. Çok güzel şeyler yaptık. Değerli dostlar, ben de genç kolları başkanlığından yetiştim ve benim de o zamanki en büyük hocam Köksal Bey'di. Buyur. Şimdi orada mesela kamuoyunun bileceği işte Şevki vardı bizim gençlik kolunda. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun babası Hasan vardı. Soylu. Falan. Yani böyle çok güzel şeyler yaptık. Sonra ben 1965 kongresinde il genel sekreterliğine getirildim. Ana kademe. Ana kademe değil. Gençlik kolları. Şimdi orada önemli bir nokta, 1965 bu gençlik kolları il kongresinde Süleyman Demirel Adalet Partisi Genel Başkanı olarak yeni seçilmiş ve bizim kongreye geldi. O kongrede ben konuşurken beni dinledi. Ve Allah rahmet eylesin. Keşfetti. Ali abiyi çağırdı, Ali Külüngü. Dedi ki ya bu çocuğa dikkat edin, sakın bunu harcatma, sana teslim ediyorum bunu dedi. Benim için. Şeyi fark etti. Evet. Şeyi fark etti. Rahmetli babam o kongrede beni dinledi. Ama rahmetli babam, o kadar çok makama geldim ben. Bir siyasetçinin gelebileceği her makama Allah'ın lütfuyla, Allah'a çok şükür geldim ama hiçbirini babam göremedi. Bir tek oradaki o konuşmamı. O yetmiştir yani, ona. Yani bilmiyorum. Allah rahmet filizlenmeyi gördüyse siyaseti, o hissetmiştir, yetmiştir ona. Siyaseti çok seven bir insandı ama nasip olmadı. Allah tabii, rahmet eylesin. Ali Külünk'le ilgili o dönemi karikatürize eden de bir şey anlatmak istiyorum. Buyurun. Şimdi Ali abiler ve o grupla ilgili bir suçlama bulamadılar. Ama bunlarda tehlikeli eşhas, zararsız hale getirmek lazım. Nasıl? 15-20 kişiyi yakaladılar, götürdüler, hapse attılar. Suç? Suç belli değil. 6 ay burada kaldılar, sonra çıktılar mahkemenin önüne. Hakim soruyor bunları şimdi. Siz Yeni Kapı'dan Yastada'ya tünel kasıp Sabık ve Sakıpları... Sabık başvekili kaçıracaksınız. O ekibin içerisindeydi, doğru. Ali abi diyor ki, yahu Hakim Bey, oradan oraya tünel kazılır mı? Kazmayla kürekle kazılır mı? Avrasya tüneli veya şey şimdi yapıldı. Uzun. Şimdi yapıldı ki bu teknolojiyle. Şimdi, yani böyle günler yaşadık. Yani karikatür. Doğru, evet. Maalesef. Bu günleri. Ama bu günlerde sadece rahmetli Menderes, Hasan Rüştü Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan hatırlanıyor. Gerisi hiçbiri hatırlanmıyor. Öldü gittiler. Hatırlayan da Milli Birlik Komitesi dediğinizde bela ile hatırlıyor maalesef. Ne onlar hatırlanıyor, ne Yasada Mahkemesi'nin, işte o hepsi hakim işte. Ve savcılar. Hepsi. Hatırlayan da iyi hatırlamıyor tabii. Yani Allah bir daha bu memlekete o tür şeyler getirmesin. Amin. Yani 27 Mayıs şu bakımdan önemli. Yani Türkiye'de askeri müdahaleler geleneğini başlatan. İnşallah bu 15 Temmuz'da bitti. Bir vatandaşın duyarlılığıyla ilgili 15 Temmuz sokakta çekimler yaptık. Kanala geçtik. Çok sevdiğim bir abimiz var. Bir not düştü. Ben halen daha bunu unutmam. Dedi ki kalkışma diyorlar. 27 Mayıs için de öyle demişlerdi. 3-5 tane subay parçası bunu yapıyor ama 3-5 subay parçasına, yani gencecik anlamda paşalar dururken gençler bunu yapmaz anlamında. Ama unutulan bir şey var dedi. O gencecik isimler dedi 3 tane devlet adamını astı. Onun için dedi bunu dedi küçümsemeyin.
Aslında orada çok güzel vatandaşın yaşadığı, sizin dediğiniz gibi acıyı halen hissedemiyor. Kimse üzerinde durmaz. İçişleri Bakanı Namık Gedik'i camdan attılar. Doğru. Yani bu ülke ve hiç ilgisi olmayan, dediğiniz gibi yani Sayın Rahmetli Menderes'e veya diğerlerine, benim dedem rahmetli, babamın dayısı Yusuf Tiryaki, dedem Hafız Ali Usta, İbrahim Usta, hep bunlar bu aynı suçlamalara muhatap oldular. Ama hiçbir şeyi bulamazsınız. En basit, en komiği, kazma kürekle Yenikapı'da yassı adaya tünel kazıp siz üç kişiyi kaçıracaksınız. Yani akla mantığa ziyan. Servet dediler, yolsuzluk dediler. Hiçbirinin bir kuruşu çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. O zamanki parayla Celal Bayar'ın rahmetlinin 102 milyon lirası var dediler. Ortada ne 102 hiçbir milyon şey var, ne 100 milyon, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Acıları torunları yaşadı. Evet. Yani öyle işte. Ama size de oğlu ile Aydın Menderes ile siyaset yapma. Yani Menderes'i evet, savunamadınız ama o rahmetliyle siyaset çok, yapma. Çok güzel günlerimiz oldu. Oh, günleri yani oldu. Şimdi yani hemen bir hatıramı anlatayım. 1979'da biz bütün Türkiye'yi tarıyoruz. Evet. Rahmetli Demirel'in talimatıyla bizi illere görevlendirdiler. Evet. Ben, Trabzon Milletvekili Vecdi Aksakal ve Aydın Menderes üçümüz Balıkesir'e görevlendirildik. Balıkesir'in bütün ilçelerini, beldelerini geziyoruz. İşte konuşmalar yapıyoruz. Tabii en büyük ilgiyi de Aydın görüyor yani. Çünkü çok da güzel konuşuyor. Hitabeti çok güzel. Çok güzel konuşuyor. Aydın'ın hemen hemen her gittiğimiz yerde mutlaka söylediği bir şey var. Diyor ki, bu Ecevit'in omuzundaki güvercin var ya diyor. Meşhurdu o zaman, hatırlarsanız. Evet. Ecevit'in güvercini. Bu diyor, İstanbul'da Yenikapı Camii'nin avlusundan kalkıp da onun omuzuna konan güvercin değil diyor. O diyor, Edirne'de Selimiye Camii'nin avlusunda gezen güvercinlerinde kalkıp Ecevit'in başına konan değil. O diyor, işte nerede böyle bir iki tane daha cami sayısı değil diyor. O Kübalı Castro'nun omuzundan kalkıp gelen da gelen güvercindi falan. Kıyamet altı. Aslında orada çok ince bir dokunuş var. Çok şimdi, ince bir şey var. İşte böyle bir konuşmadan sonra çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Allah rahmet eylesin Cihat Bilgehan, Balıkesir milletvekili, o da bizle beraber. Evet. Dedi ki, Aydın Bey dedi ya, o şeyin de çok tuttu dedi, bu güvercin şeyi dedi. Ama dedi, istersen bizim bu Paşa Kapısı Camii de çok ünlü bir cami. Onu da kat. Onu da kat dedi bana, iyi olur dedi falan. Dedim tamam. Geldik bir Karaca Pörçük mü ne, böyle bir belde gibi bir yere. Aydın gene konuşuyor, işte bunu dedi. Sonradan bu dedi işte, Balıkesir Paşa Kapısı Camii'nin avlusundan kalkan güvercin değil falan deyince, yanımda bir adam beni dürttü, dedi ki yanlış söylüyor dedi. Nasıl dedim yanlış söylüyor? Paşa Kapısı Camii dedi, güvercin konmamakla meşhur. Sonra Allah rahmet eylesin, çok can adamdı yani, rahmetle bu vesileyi anıyoruz. Cihat Bilgehan'a çok takıldı. Onu da duydum. Peki başkanım, Gençlik Kolları, İl Genel Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, yavaş yavaş Milletvekilliği ve ben sizden tanışma veya sizden tanışma değil, baba dostu olarak çok eskiden beri tanıdım, elinizi öptüm ama sizden beraber yasakların kalkma döneminde çalışmaya başladım. Ben o zaman sizin 87 dönemi, ki daha evveli vardı ama özellikle rahmetli Menderes'in yassı adadan çıkışı, sizin, ben bunu hep hatırlarım. O Mercedes'lerde, o araçlarda, Demirel'in yanında, Sayın Demirel'in yanında siz ve Aydın Bey yer aldınız. O zamanlar biz hep şöyle, aslında çok da hoşumuza gidiyordu. Parti gençleşiyor. Genç abiler öne çıkıyor, genç liderler yetişiyor diye. O süreci yaşadınız, ettin. Biraz da oralara gelsek. Çok mu atlamış oluruz buraya? Yani çünkü demokraside yaşanan şey zor dönemdi tabii, 12 Eylül dönemi. Ondan bir sene önceye gidelim. Türkiye çok zor bir dönemde evet, yaşıyordu. Yani CHP, MSP koalisyonu
ambargonun da etkisiyle, kendi içindeki problemler nedeniyle işi yürütemediler yani. Koalisyon bozuldu, seçim yapıldı biliyorsunuz. Yeniden koalisyonlar, evet, dönemi oldu. Türkiye'de yokluklar dönemi başladı. Cumhuriyet Halk Partisi meşhur 11'ler olayından sonra hükümet kurdu. Tek başına hükümet kurdu. O hükümet döneminde hem terör arttı, hem yokluklar, yoksulluklar, evet, arttı. Hiçbir şeyin vitrinde arzu yoktu. Pirinç talep yoktu, çok, yağ artık yoktu. Talep çok, ihtiyaç var. Mazot yok, benzin yok. Aklınıza ne geliyor? Yok. Un yok, tuz yok, hiçbir şey yok. Aklınıza ne geliyorsa yok. Ama kara borsası var. Şey altında satılıyor. El altında satılıyor, var. Şimdi bu şartlar altında ara seçime gitti Türkiye. Hatırlarsanız 1979 Ekim'inde. O ara seçimde senatoda ve 5 milletvekilliğinde Adalet Parti kazandı. Demirel dedi ki, rahmetli Erbakan'la rahmetli Türkeş'e, ben bir azınlık hükümeti kurayım, beni dışarıdan destekleyin dedi. Gene muhalefetinizi yapın dedi ama hani hükümetin düşürülmesine engel olmayın dedi. Yani. Tamam mı? Tamam. Azınlık hükümeti kuruldu, ben orada bakan oldum. Evet. Yani 36 yaşında bakan oldum, en genç bakanlarından biri. Böyle başladık yokluklarla mücadeleye. 24 Ocak kararları alındı meşhur, biliyorsunuz. Evet. Onlar rahmetli uygulanmaya Özal başladı. Rahmetli Özal, Başbakanlık Müsteşarı. Şimdi Şubat, Mart aylarına geldiği zaman rahatlamayı yavaş yavaş görüldü. Ya şimdi etki, ben bunu, şimdi bakın Süleyman Bey, AK Parti'nin değişik yerlerde yapılan toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman talepleri, benim anlattığım bir hikaye var. Şimdi biz orada ikinci Bakanlar Kurulu'nu yapıyoruz 79. Önce yokluklar. Terörü askere dedik, kardeşim paraysa para, kanunsa kanun. Ne istiyorsanız yapın. Ama bu yoklukları da kaldırmamız lazım. Bir gün Bakanlar Kurulu toplantısına gittim, baktım orada sivil birkaç kişi. Hazine Müsteşarı, Merkez Bankası Başkanı, yani para politikalarıyla ilgili Maliye Bakanlığı Müsteşarı, bürokratlar orada. Toplantı başladı. Rahmetli Demirel dedi ki, beyler dedi, şu anda dedi Türkiye'nin döviz cinsinden ve Türk parası cinsinden kaç lirası var dedi. Yetkililere. O yetkililere soruyor. Şimdi onlar bir şeyler anlatıyorlar. İşte köprü kredisinden, işte Japonya'dan da bilmem ne falan. Ama hiçbir şey anlamadım. Ben diyorum ki kendi kendime, tabii lan Köksal sen daha işin acemisisin, sen dinle bakalım, sen anlamazsın. Ama böyle sağa sola yan gözle baktım, anladım abilerde ki yani de abilerde de bir şey yok. Sonra Demirel'e dikkat ettim. Rahmetli sinirlendiği zaman böyle şurası anlık kızarırdı, evet, kızarmaya başladı. Böyle bir... Dedi ki, kardeşim dedi, öyle değil. Bakkal hesabı cinsinden çekmeceyi çektiğin zaman orada kaç lira Türk parası var, ne kadar döviz var dedi. Onu bana söyleyin. Adam dedi ki hiçbir şey yok dedi. Maalesef gülünecek, şey, acınacak halimize gülüyoruz. Sonra oradan buradan para bulundu, bilmem ne oldu. Bir konsorsiyum kuruldu Avrupa'da. Lüksemburg $1.5 milyon oraya katkı yaptı. Ben bunu anlattığım zaman bizim toplantılarda, Allah selamet versin Sayın Cumhurbaşkanımız, diyor ki Ali çek bakayım çekmeceyi kaç lira var? Diyor ki 85 milyar dolar. Ali Babaca. Evet. 1,5 milyon katkıda 85 milyon dolar. Şimdi Allah çok şükür olsun ki Türkiye geçen sene yurt dışındaki mazlumlara, yoksullara, çile çekenler $6 milyar verdi ve verdi. Şeye de, Bangladeş'e de alın içeriye, biz karşılayacağız dedi. Tabii yani nereden nereye geldi. Allah, evet, çok şükürler olsun. Tabii gene daha iyi olması için eleştiriler oluyor, gayretler oluyor falan. Bunları hep dikkate almak lazım ama arkamızdan geldiğimiz noktaları da unutmamamız, evet, lazım. Yani şükrü de kaçırmamamız lazım. Ben size
sizin çocukluğunuzdan başlamamın nedeni, çünkü dinlemiştim, biliyordum da, bunun içinde geçmişten geleceğe neler yaşadığımızı bizzat yaşayarak anlatabilecek tek isimler. Yani birkaç isimden birisiniz, açık ve net söyleyeyim başkanım. Peki başkanım, şimdi geldik Türkiye'ye. Bir 15 Temmuz'u yaşadık. AK Parti iktidarında ilk olarak siz Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptınız uzun süre. Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda adalet sisteminde aksaklıklar için uğraş verdiniz, biliyorum. Anayasanın değişmesi için büyük çabalarınız oldu. Anayasa Komisyonu bir yandan çalışırken siz onun adalet kısmına uyarlaması çalışmaları. Ve arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. Ve hep bir şeylerle uğraştınız ve bir şeyler kattınız. Ha, ben bu arada Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, bunu belki çok az kişi bilir, Türkiye'de okullaşmanın en fazla olduğu dönemlerden biridir sizin Milli Eğitim Bakanlığınız. Yani belki bir 10 senede, 20 senede yapılan okulu siz çok kısa bir sürede yaptınız. Bunu da çok az kişi bilir. Milli eğitime verdiğiniz katkıları. Bir 15 Temmuz'u yaşadık. Bir lanet olayı. Arkadan PKK'nın veya şu anda yurt dışının, biliyorsunuz Avrupa tepemizde, Amerika 3000 tane tırı veriyor düşmanımıza. 2019'a gidiyoruz ve siz şu anda da gerçi bence belki de en önemli görevlerden birindesiniz. Etik kurul. Başbakanlık kamu mensupları etik kurul. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti memurlarının, personelin etiği, denetlemesi, her şeyi size ait gibi. Doğru mu? Böyle bir kurumda bir de bugünkü siyaseti bir değerlendirebilir miyiz? Şimdi böyle bir kurulun kurulması önemli. Evet. Niye önemli? Kurulun yapısına baktığımız zaman Türkiye'nin tepe gruplarının temsilcilerinden oluştuğunu görüyoruz. Orada bir bakan oluyor. Evet. Orada mutlaka bir belediye başkanı oluyor. Orada Yargıtay'dan, Danıştay'dan, Sayıştay'dan bir temsilci mutlaka oluyor. Bürokrasisini yönlendiren en tepe noktaların temsilciler oluyor. Temsilciler orada oluyor. Üniversitelerden oluyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir büyükelçi oluyor. Şimdi böyle bir kurula devlet bağımsızlık vermiş. Özerksiniz. Özerk. Şimdi bize 4 yıllık için atandık. Kimse bırak o işi, seni azletti falan diyemez. Bağımsız bir kurul. 4 yıl sonunda yeniden seçilir ya seçilmez, ama 4 yıl kendi vicdanına göre, kendi gördüğü doğrulara göre karar verme hakkına sahip. Yani personelin en kimse, büyük hakimi sizsiniz şu an. Kimse bize talimat da veremez. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da vermez, Sayın Başbakan da vermez. Biz idari teşkilatlar bakımından başbakanlık bünyesindeyiz ama başbakanlığa bağlı bir kurul değiliz. Yani bu devlet kendi eliyle kurduğu kurula kendini takip ettiriyor. Denetlettiriyor. Denetlettiriyor. Yani zaten bir suç işlersen o savcısı, hakim ona bakıyor. Bir disiplin suçu işlersen kurumların kendi disiplin teşkilatları var. Onun üstünde kanunen suç olmayan ama vicdana ve ahlaka uymayan bir takım şeyleri de devlet 2004 yılında çıkardığı bu kanunla denetim altına almıyor. Yani kendi kendini denetlettiriyor. Bu çok önemli bir şey. Evet başkanım. Ve kurul geçmişten bu yana yaptığı çalışmalarla başarılar elde etti. Yolsuzluk denildiği zaman, rüşvet denildiği zaman akla ilk gelen kurum Türkiye'de tapu daireleriydi. Evet. Şimdi bu gündemden düştü. Doğru. Oradaki bir genel müdür, oradaki bir genel müdür yardımcısı, oradaki bir teftiş kurulu başkanı ve kurulun gayretleriyle şimdi tapu işlemleri gurur duyulabilecek bir şekilde yapılıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum burada, şu yayın vesilesiyle de. Aynı şekilde gümrükte çok büyük sonuçlar elde edildi. Şimdi bunu yerel yönetimlerden özellikle başlayarak bütün Türkiye'ye hakim hale getirmemiz lazım. İnşallah biz de görev süremiz boyunca bu alanda hizmet ederiz. Peki başkanım. Neler yapıyoruz? Affedersin. Neler yapıyoruz? Şimdi bize gelen şikayetler oluyor. Onların hepsini tek tek inceliyoruz.
Onunla yetinmiyoruz. Çeşitli yayın organlarında, televizyonda olsun, gazetelerde olsun, çıkan ve bizim alanımıza girdiği kanaatine vardığımız konuları da incelemeye alıyoruz. Daha yeni Akit'in bir haberini dikkat alarak inceleme kararı verdik. Belediyeyle ilgili. Belediyeyle ilgili. Yani bize intikal eden yahut bizim gözümüze çarpan her şeyi inceliyoruz. Bizde de kimse, ya kardeşim o iktidar yaptınız, belediyesi, bunu yapmadınız demiyor. Bilmem ne belediyesi diye bizim işimize kimse de karışmıyor. Biz de gücümüzün yettiği kadarıyla, aklımızın aldığı kadarıyla kamunun, ki Türkiye'nin yarası bu gerçekten, bu yolsuzluklarla anılması Türkiye'de. Hele bir de şimdi FETÖ bağlantıları çıktı. Onun ayrı bir derinliği var tabii. Yani elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Şimdi Avrupa Birliği ile bazı yani bir taraftan problemlerimiz var ama bir taraftan bizim projelerimiz de yürüyor. Yani o konularda şu ana kadar o projeleri bizi özellikle sorunları çıkartmaya neden olan Almanya gibi görünüyor şu anda. Ne dersin? İşin patronu Almanya yani. Peki Almanya'nın bu veryansını, feryadı Türkiye'nin yükselmesi mi yoksa başka bir nedeni mi? Cevabı kısa bir reklam arasından sana Sayın Başkanım rica edeceğim. Değerli dostlar, Türkiye tarihine geldik. Türkiye'nin en önemli tarihine, son dönemimize bir duayenden, siyasetin abisinden, Sayın Köksal Toptan Beyefendi'den bunu duymak istiyorsanız kısa bir reklam arasından sonra başka bir yere gitmeyin. Çayınızı için bizi bekleyin. Değerli dostlar, Akit TV ekranlarında Usta Analiz programında Türkiye'nin ağabeyiyle konuştuk. Türkiye'nin ağabeyiyle siyasetin dününü bununu konuştuk. Kimdi Türkiye'nin ağabeyi? Ekranları ilk defa açanlara tekrar hatırlatmak için. Türkiye'nin en genç bakanlarından biri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihinin en büyük oyuyla seçilmiş başkanı ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Etik Kurulu Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi diyorum, özür dilerim, Başbakanlıkta kamu çalışanları meclis başkanı, etik kurulu başkanı sevgili Köksal Toptan Beyefendi ile beraberiz. Türkiye siyasetini konuştuk ve geldik Türkiye'nin son durumuna. Türkiye yükselen bir yıldız. Avrupa, özellikle Almanya'nın etkileri yani hepsi bu var. Bu ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde inişler çıkışlar olur. Bunlara çok takılıp kalmamak lazım. Almanya ile bozulan yahut bozulur gibi görülen ilişkilerimizin gelecekte düzeleceğinden kesinlikle eminim. Rusya gibi. Yani Rusya gibi bile değil yani. Almanya bizim önemli partnerimiz. Nasıl bizim için Almanya bu anlamda önem taşıyorsa Almanya için de Türkiye öyle önem taşıyor. İki ülkenin ortak menfaatleri var, ortak çıkarları var. Ama öyle anlaşılıyor ki Almanya biraz seçim kaygısıyla, biraz da başka nedenlerle yani belki Türkiye'ye güçlenmesi olabilir yani mi? Yani belki biraz o nedenlerle, çünkü benzer taraflarımız var Almanya'da. Yani onların milli gelirleri çok yüksek yani bizim bir katımızdan daha fazla, 2 trilyon doların üstünde. Yani biz o kadar değiliz. Ama Türkiye'nin öyle bir havası var ki, öyle bir inadı var ki bu tedirginlik yaratabiliyor. Anlat. Yani Türkiye her şeye rağmen yani bu kadar gayrinin içerisinde Türkiye'nin büyümesi çok aklın alabileceği bir şey değil ama büyüyor. Büyüyor. Yani böyle bir ülke Türkiye. Bu kadar sıkıntı var. 3 milyon mülteci var, 3 milyon 200 bin mülteci var buna rağmen. Hala terörle mücadelede çok büyük bir kaynak harcamak zorunda kalmamıza rağmen. Irak'taki, Suriye'deki dış ticaretimizin hem neredeyse sıfırlanmış olmasına rağmen. Körfez'le irtibatımızın bu sebeplerle kopmasına rağmen Türkiye yine büyümesini sürdürüyor, devam ediyor. Eksikleri yok mu, yanlışları yok mu? Elbette var yani. Onu da kendi içinde tartışıyor. Çıkış yolu bulmaya çalışıyor. O nedenle hani Almanya ile Türkiye'nin ortak menfaatlerinin öne çıkacağı günün çok uzak olduğu kanaatinde değilim. Çünkü teröre müsamaha etmeye, kol kanat germeye Almanya devam ederse bunun Almanya'ya yansıyacak çok büyük zararlar olabilir. Almanya'nın bunu hesap etmemesi mümkün değil. Almanya'nın içinde, Türkiye'nin içerisinde nasıl zaman zaman terör
hadiseleri oluyorsa bunu almaya da yaşayan hale gelebilir. Çünkü terörün dini yok, milliyeti yok, felsefesi yok yahut müsbet felsefesi yok. Yani olay çıkarmak, zarar vermek, toplumu tedirgin etmek gibi evrensel, öteden beri gelen bir takım şeyleri var, sebepleri var. Sadece kana ve gözyaşına endeksli. O nedenle yani bunu kimse uzun boylu korumaya devam edemez. Almanya ile ilişkilerimiz düzelecektir, düzelmesinde de yarar var. Biz Avrupa Birliği üyesi yapmazlar, yapmasa yapmasınlar. Yani biz hedefimizi Atatürk'le birlikte batıya çevirmişiz. Batılılarla savaşmışız batılı olmak için. Yani evet. Böyle bir garip durum var Türkiye'nin. Maalesef. Batılı olmak yani Avrupalı olmak hedefinden Türkiye vazgeçmez. Niye vazgeçecek? Biz oradaki özgürlüklere, insan haklarına, kalkınmaya, iyi yönetime gibi yani Avrupa'nın müsbet taraflarına talibiz. Avrupa Birliği olsak da olmasak da çok önemli değil. Daha dün Avrupa'nın bir futbol final maçının İstanbul'da Beşiktaş stadında oynanmasına karar verdi Avrupa. Ha ben oynandı diyeceksiniz zannettim. Yok hayır. Yani oynanan da var basketbol finali yapıldı. Yani böylesine iç içe girmiş kurumlarıyla insanlarıyla iç içe girmiş olan Avrupa ile Türkiye'nin ayrılmasının kimsenin de yararı yok. Bizim orada şimdi Almanya'da üniversitelerde okuyan 100 bin çocuğumuz var, gencimiz var. 100 bin tane de Alman vatandaşı olan bizim çocuğumuz var. Orada 700 bine yakın Türk iş yeri var. Bunların belki bir kısmı dönerci menercidir ama orada büyük inşaat firmaları sahip olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Yani Almanya'nın önde gelen firmaları arasında yer alan arkadaşlarımız var. O nedenle yani buradan bir takım orada ırkçı, fanatik milliyetçilerin gazına gelip de Türkiye ile ilişkileri bozacak bir ülke olabilecek kanaatinde değilim. Şimdi biraz prim yapıyor gözüküyor Türkiye düşmanlığı. Ama ve oradan oy kapmaya çalışıyor diyorsun. Yani ama o hava yatışacaktır. Türkiye açısından da Avrupa ile ilişkilerimizi bozmamamız lazım geldiğini unutmamamız lazım. Bunu yaparken doğumuzda, batımızda, kuzeyimizde, güneyimizde ilişkilerimizi kesmeyelim onu. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten sık sık söylüyor yani. Biz çok yönlü bir dış politika takip ediyoruz. Keşke Suriye ile ilişkilerimiz yine eskisi gibi olsa. Keşke Irak'la ilişkilerimiz eskisi gibi olsa. Ama hiçbir Allah'ın kulu da çıkıp diyemez ki ya Irak'la ilişkileri siz bozdunuz. Doğru. Peki başkanım. Irak'ta Barzani'nin referandum çıkışı. Suriye'de özellikle Amerika'nın PYD'ye silah yardımı. Bizim o bandımızla ne oluyor başkanım? Bu olaylar böyle hareketliğin zaman benim söylediğim bir şey oldu. Bir soru soruldu bana gene bir programda. Yani Irak petrolleri, işte Amerika burayı almak istiyor, petroller hakim olmuş. Dedim ki bana göre bu bölgede olan bitenin birinci sebebi petrol değil. Petrol de bir sebep ama birinci sebebi değil. Petrolü Amerika Irak'tan alması gider başka yerden alır. Evet. Çok zorlanırsa gider İran'la anlaşma yapar, İran'dan alır. Aynı şekilde. El altında zaten yaptığını. Kendi petrol kaynakları var, onları işletir. O zaman ne Amerika'nın derdi? Amerika'nın derdi İsrail'in güvenliğidir. En önemlisi. Bana göre Irak ve Suriye'de olanların temel sebebi İsrail'e partner, arkadaş, dost bir devlet yaratmak. Peki başkanım, bu şu demek oluyor mu? Amerika İsrail yönetiyor. Bir nevi bu demek değil mi acaba? Yani kim kimi yönetiyor onu bilemem yani. Ama İsrail ile Amerika'nın ve de İngiltere'yi katmak lazım. Üçünü. Bunlar İsrail'in menfaatleri söz konusu olduğu zaman kayıtsız kalması söz konusu. Peki zaten Barzani'nin referandum çıkışında en büyük desteği İsrail verdi. Amerika şimdi efendim Amerika yok diyor da Barzani Amerika yok demiyor. Demiyor el Amerika altından öyle gösteriyor. Erken diyor. Gerçekten ama, öyle mi diyor acaba? Öyle diyor tabii. Açıklamaları öyle. Erken diyor şimdi. Yani niye yapıyorsun demiyor. Şu kesin. Bir, İsrail Amerika'nın desteği olmadan bu kadar açık bir tavır koyamaz. Koyamaz. Demek ki iki, Barzani, Amerika'nın desteği olmadan
Şeyin desteğini alamaz. İsrail'in desteğini alamaz. Alamaz. Bu kalkışmayı yapamazlar. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Ve İngiltere'nin de desteği için. Korkum şudur yani. Şu anda tabii bizim üzerimizden geçen petrol tahliyatları var. Evet. Şimdi bunlar Suriye'yi de bölüp, orada bölünen yerde, orada uydurma bir devlet kurup Akdeniz'e oradan açılabilirler. Direkt Akdeniz'e inmek. Evet. Yani yumurtalık yayan boru hattına ihtiyaç hissetmeden onu devre dışı bırakıp oradan bir petrol hattı açabilirler. Yani bilmiyorum yani. Türkiye tabii sıkıntılı bir süreç başlıyor şimdi. Peki, birkaç gün içerisinde belki Türkiye'nin gelecek 100 yılını ilgilendirecek kararlar alınacak. Peki başkanım, Münbiç'e veya bir hareket yaptık. Kaldık Irak'ta, Suriye'de. Tekrar girmemiz gerekiyor mu acaba bu durumda? Tatbikatlar yapıyoruz, ediyoruz. Yani benim bir şey söylemem doğru değil yani. Siyasi nokta açıldı. Benim gördüğüm devlet bütün organlarıyla bir kararlılık gösteriyor. Evet, doğru. Yani bunu önemsiyorum. Yani bu Türkiye'nin de bir özelliğidir. Dış politikalarda özellikle bu gibi durumlarda Türkiye tek vücut bir kararlılık sergiliyor. Şimdi bu olayda da onu sergiliyor. FETÖ ile mücadele nasıl gidiyor? Yani bir büyük mücadele yapılıyor. Her şey doğru mu yapılıyor? Her şey doğru da yapılmayabiliyor. Haksızlıklar oluyor mu? Haksızlıklar olabiliyor. Şimdi onun için bir komisyon kuruldu. Şimdi yapılacak şey bu komisyonun süratle hareket etmesini sağlamak ve bir yanlışlık varsa, bir yanlış icraat varsa onun düzeltmesini sağlamak. Yani bir seleksiyon yeniden yapacak komisyon. Onun süratlendirilmesi lazım. Özellikle ilk zamanlarda devletin haklı olarak göstermiş olduğu ani refleks sebebiyle bir takım yanlış uygulamalar olmuş olabilir. Onların düzeltilmesini sağlamak lazım. Ben onun yapılacağına inanıyorum. Peki başkan, kırmadınız. İlk programımıza konuk oldunuz. Gerçekten ilkokuldaki Köksal Toptan ile bugünkü Köksal Toptan arasında, ben resme de bakarak söyledim, ilkokul resmi yok ama sadece saçlarda beyazlık var. Yürekten ufak bir değişiklik yok. Bu vatan için, bu millet için ne üretebiliriz, ne yapabilirimizin sevdası halen devam ediyor. Allah razı olsun diyorum. Cümle. Çok teşekkürler. Sizin son sözlerinizi alayım. Çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için. Hepimiz bu memleket, bu millet, bu devlet için, insanlarımızın geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. Zaman zaman birbirlerimizi kırıyoruz, hırpalıyoruz, üzüyoruz, üzülüyoruz. Ama netice itibariyle sevdamız ortak. Rabbimden duam, Rabbimden yakarışım. Bu milletin, bu dinimizin geleceğinde, çocuklarımızın, torunlarımızın elinde bütün dünyaya egemen fikirler haline gelmesi. Güzelliği, iyiliği, sevgiyi terkin eden bir dilin, onun eline silah yoktur. Doğru. Başka kötü şeyler yoktur. Yani hep iyilik vardır, hep güzellik vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in 113 tane yerinde yardım etmekten bahsediyor. Evet, yani böyle bir diğerin mensuplarına yakışanı yaşayan bir gençlik inşallah Rabbim gelecekte bize gösterir ya bizim çocuklarımıza gösterir. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Değerli dostlar, çok soru not almıştım. Özellikle muhalefeti soracaktım ama sayın başkanım, daha ilkokulda 27 Mayıs harekatında yaşananlarla muhalefetin dün de aynı, bugün de aynı olduğunu aslında bize çok güzel kafamıza çaka çaka anlattı. Onun için o konuyu es geçtim. Ama eğer gerçekten yürekten seyrettiyseniz şuna inanırsınız. Türkiye'de bir düşünce devrimiyle başlayan başarının nereden nereye geldiğini görebilirsiniz. Ben Sayın Köksal Toptan'a çok teşekkür ederim. Üç nedenden dolayı teşekkür ediyorum nacizane. Birincisi baba dostu olduğu için. Ki kendisiyle bunu çok az yerde paylaştım. Benim rahmetli amcam Rize Belediye Başkanı'dı. Ve Rize Belediye Başkanı olması fikrini de Sayın Demirel'e empoze eden ve Ankara'ya, Rize'ye de gelip büyük destek veren Sayın Başkanımızdır.
Ben kendisine çok teşekkür ederim. Yanında yıllarca siyaseti, devlet adamlığını bize öğrettiği için çok teşekkür ederim. O konularda bize destek olduğu için teşekkür ederim. Ve Türkiye sevdasını, büyük Türkiye, inançlı Türkiye sevdasını hiç bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Bir de ufak bir teşekkür arada, çok iyi bir dede olduğu için. Çok iyi, bunu çok kişi bilir bilmez. Mecliste toplantılarda o hep anlatılır. Çok önemli bir toplantı esnasında her şey karıştı, büyükelçiler bakıyor. Ufak torun ortalarda dolaşıyor masa altlarında. Allah'a emanet olun. İlk programda bizleri konuk ettiniz. Sizlere çok teşekkür ederim. Köksal Toptan gibi bir beyefendiyle bu programa ilk başlamak, Sayın Başkanımla başlamak benim için onurdur. Hep bu onuru yaşayacağım. Sizler de böyle devlet adamlarına sahip olduğunuz için bu onuru her zaman hissedin. Allah'a emanet olun.